Gündem dışı üçüncü söz, Malatya kayısı üreticisinin sorunları... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kayısı üreticilerinin sorunlarını gündeme getirdi. Üreticilerin bu yıl ilk kez karşılaştıkları fizyolojik dökülme konusunda eleştirilerini dile getiren Ağbaba, her yıl farklı gerekçelerle zarar eden üreticinin sorunlarına kalıcı çözüm istedi. Ağbaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Malatyalı için kayısı hastalığında ilaç parasıdır, gelinlikte çeyizidir, okula giden çocuğun defteridir, kalemidir, bebeğin maması, çocuğun oyuncağıdır. Kayısı gelecek yılın umudunu bir kez daha yeşertecek mazottur, gübredir, ilaç parasıdır dedi. CHP'li Veli Ağbaba, bu yılda Malatya'nın pek çok yerinde don ve dolu olayı yaşandığını, birçok bölgede kayısının don ve doludan dolayı zarar gördüğünü belirtti. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, eksperlerin zamanında ve doğru tespit yapmaması nedeniyle çok sayıda üreticinin mağdur olduğunu ifade etti. Gündem dışı üçüncü söz, Malatya kayısı üreticisinin sorunları hakkında söz isteyen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya aittir. Buyurunuz Sayın Ağbaba. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kayısı ve kayısı üreticilerin sorunlarıyla ilgili söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, tabii kayısı sizler için dünyanın en güzel meyvesi olabilir. Dünyanın en kaliteli meyvesi olabilir. Her yerde deva bir meyve olabilir. Ve ki öyledir, her yerde deva bir meyvedir, önemli bir meyvedir ama Malatyalı için kayısının başka anlamları vardır. Malatyalı için kayısı hastalığında ilaç parasıdır, gelinlikte ceyizidir, okula giden çocuğun defteridir, kalemidir, bebeğin maması çocuğun oyuncağıdır, kayısı gelecek yılın umuduna bir kez daha yeşertecek mazottur, gübredir, ilaç parasıdır. Malatyalı çiftçinin ağaçlarına bir yıl boyunca çocuğuna bakar gibi bakar, bir yıl boyunca sürekli bakımını, ilacını, suyunu verir, dondan doludan korumak için de duasını eder. Bahar yaklaşırken kayısılar çiçek açmaya başlayınca Malatyalı'nın da uykusu kaçar. Tek geçim kaynağı olan kayısı olan Malatyalı don ve dolu olmaması için dua etmeye başlar. Bu yılda Malatya'nın pek çok yerinde don ve dolu olayı yaşandı. Birçok bölgede kayısı don ve doludan dolayı zarar gördü. Malatyalılar geçmiş yıllarda don ve dolu riskine karşı ürünlerini Tarsim'e sigorta ettiriyorlar. Ekmeklerinden çocukların nafakalarından keserek Tarsim'e prim ediyorlar. Bu yılda kayısı dondan doludan zarar görmesin diye üreticiler Tarsim'e başvuru yaptı, primlerini ödediler ve gereken işlemler yaptırdılar. Bu yıl yine don ve doludan zarar görünce, kayısı dökülmeye başlayınca değerli milletvekilleri, çiftçiler Tarsim'e başvurdu, gelin zararımızı tespit edin dediler. Ancak bu yıl Tarsim eksperleri zarar tespit için bahçelere gittiler. Bu zararın dondan ya da doludan değil, fizyolojik dökülmeden hasarlı olduğunu söylediler. Ki bu eksperler kayısının tevekte mi, yani yerde mi yetiştiğini, ağaçta mı yetiştiğini bilmeyecek eksperler. Başka illerden gelmişler değerli milletvekilleri ve bunun sigorta kapsamına girmeyeceğini söylediler. Bu yılda değerli arkadaşlar, eğer zamanında tespit edilmiş olsaydı kayısıların dökülmesi dondan ve doludan olduğu tespit edilecekti. Ancak hem tespitin gecikmesi neticede Tarsim bu dökülmeyi ağaca bahane buldu. Çiftçilere bahane buldu ve dedi ki fizyolojik dökülmedir. Ya bunu Malatyalı ilk kez duyuyor. Ulan bu fizyolojik dökülme nedir diye. Değerli arkadaşlar, Malatyalı donu biliyor, doluyu biliyor. Bir diğer düşman, kayısının bir diğer düşmanı AKP'yi biliyor. Ama fizyolojik dökülmeyi ilk kez duydu. Arkadaşlar, şimdi yakında diyorlar ki, ya bu fizyolojik dökülme nedir? Acaba gelecek yıl deseler ki Malatyalı'nın kayısısı ağacı, psikolojisi bozuldu da onun için dökülüyor derler mi? Denebilir. Veya kalp krizinden öldü, kayısı onun için olmadı denebilir mi? Denebilir. Ya da gelecek yıl kayısının tamamı dökülünce intihar etti denebilir mi? Vallahi diyebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, buna Malatyalı şaşırmış durumda. Hakikaten gülüyorlar. Ya bu fizyolojik dökülmeyi nereden icat ettiniz diyorlar. Göz göre göre insanlar nafakalarından kesmişler, kayısılarını Tarsim'e sigort ettirmişler. Geçtiğimiz yıl, ondan önceki yıl birçok zarar geçirmiş Malatyalı kayısı. Değerli arkadaşlar, şimdi hem prim ödeyemiyor Malatyalı,
hem zararını karşılatamıyor ve hükümetten, siyasetçilerden umut bekliyor. Değerli arkadaşlar, ben şahsen hiç ayırmadan Malatya'nın sorunlarını gündemde tutmaya çalışıyorum. Bu Tarsim meselesi, Kayısı meselesi bizim için çok önemli. Mutlaka bunun çözülmesi gerekiyor. Yine gelecek ki hani fizyolojik dökülme var ya, diyorlar ki acaba stresten dökülmüş olabilir mi? Ya Kayısı da Kayısı insan değil, Kayısı bildiğimiz bir ağaç. Belki birileri bilmeyebilir, ağaç bildiğimiz ağaç. Dünyanın en güzel sarı meyvelerini üreten ağaç. Hastalık, siz inanmayacaksınız. Arkadaşlar bu yazılı olarak söylüyorlar. Maalesef AKP'li vekillerin de çok umrunda değil arkadaşlar. Bir zarar karşılanmıyor. Şimdi buradan meclisten sizden rica ediyorum değerli arkadaşlar. Bu Tarsim'le ilgili bir araştırma yapın. Eğer Malatyalı haksız ise, Malatyalı haksız yere para istiyorsa parasını vermeyin. Ama burada ciddi bir mağduriyet var, ciddi bir olay var. Mutlaka bu zararın karşılanması gerekiyor. Bakın Malatya belki Kayısı sizin için çok birçok şey ifade etmeyebilir. Ama Malatya için Kayısı yüz binlerce insanın aş parası, ekmek parası. Eğer Kayısı tutmazsa insanlar aç kalır. Eğer bu zararlar karşılanmazsa Malatyalı aç kalır. Bu sorunlar karşılanması gerekiyor. Sözlerimi bitirirken biraz önce Göztepe'yi kutladılar. Ben de